Harika bir akşamdı. Ne zamandır böyle eğlenmemiştim. Bence bunu tekrarlamalıyız. Sen eğlenmedin galiba. Bir şey söylemediğine göre. Yok. Güzel bir akşamdı, haklısın. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben de tam çıkıyordum. Affedersin, geciktim. Seni Ece ile tanıştırayım. Nisa'nın arkadaşı. Ben de Melda. Harun'un nişanlısı. Memnun oldum. Ben de ne zamandır tanışacağız diye merak ediyordum. Neyse, ben sizi baş başa bırakayım. Görüşürüz Harun. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu saate kadar onunla mı birlikteydin? Melda, lütfen. Tartışmanın sırası değil. Ne konuşmaya geldiysen onu konuşalım. Neredeydiniz peki? Melda, problem çıkarmaya mı çalışıyorsun? Problemi ben çıkartıyorum, öyle mi? Evlilik işlerini konuşmak için nişanlımın evine geliyorum. Ama ilk kez gördüğüm bir kızla bu saate kadar o ortada yok. Ve neredeydin diye soramıyorum bile. Problemi çıkartan da nedense hep ben oluyorum. En iyisi ben seni eve bırakayım. Öyle mi devam edecek Harun? Her canı sıkıldığında biriyle bir yerlerde mi olacaksın? Nasıl bir soru bu şimdi? Ne demeye çalışıyorsun? Ben hep hayatına başka bir kadın girecek endişesiyle mi yaşayacağım? Çok saçma bir tartışma bu. Bizim niye evleneceğimiz yeterince açık değil mi? Bütün bunları konuştuk. Hayır diyemiyorsun işte. Hayatında hep başka kadınlar olacak yani, öyle mi? Bunu kabullenebileceğimi nasıl düşünebilirsin? Sözlerimi çarpıtma Melda. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Rica ederim, bu kıskançlık konusunu uzatma artık. Annenin istediği oldu. Evet. İlk günü nasıl geçti? Rahat edebildin mi burada? Hı hı. Her şey yolunda, beni merak etme sen. Bol bol dinlendim. Kimse iş yaptırmadı bana. Tabii yaptırmayacaklar. Evin küçük hanımısın sen. Gelin hanımı. Ben yatacağım. Çok uykum var. Tamam. Sütünü ve ilaçlarını içtin mi? İçtim. Ay. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İstemedim. Ama elimde değil. Hayal etmek güzel. Seni kıskanmaktan kendimi alamıyorum. Çünkü seni hala çok seviyorum. Bırak her şey gibi,
Bu da böyle bir sihir. Şimdiden giderken